Zafirem, güzel yüzlüm, benim ben Yasekim. Şimdi ben istesem bana da bir oğlancık doğurur musun? Hünkârım, Valide Sultan beni cellada verir vallahi. Sağ komaz. Bire Hatun, sen ne dersin? Ben padişahım. Bu saray ve Ali Osman devleti benimdir. Validem kimdir ki seni cellada versin? Valide Sultanımız sağken böyle bir şey söz konusu olmaz hünkârım. Bir kere başkasından doğum yapmış hatun gelip padişah koynuna girip bebek doğuramaz. Ben senden de bir şehzadem olsun istiyorum Zafire. Bunun nesi yanlıştır? Hünkârım, konuşabilir miyiz? Söyle Hümasa. Baş başa. Çık dışarı hatun. Bizi yalnız bırak. Bu hatun ile ne alakan var senin İbrahim? Doğurduğu çocuğun babası değilsin. Lakin gittin şehzade ilan ettin. Zafire'ye de sultan muamelesi yapılıyor. Zafire'yi de Osman'ı da severim, bilirsin. Neden böyle konuşursun? Yoksa kıskandın mı? Zafire kim ki kıskanayım? Ben ki Cihan İmparatoru'nun nikahlı eşiyim. Cariye dahi olmayan sıradan bir hatunu mu kıskanacağım? Bazen ileriye gidiyorsun İbrahim. Böyle yaparsam sana uzak dururum, haberin olsun. Hümaşahım affet beni, bağışla. Vallahi öyle demek istemedim. Kendinden mahrum etme beni. Bir daha olmasın İbrahim, olmasın. İbrahim ve Hümasa'nın nikahlanmasının üstünden 1,5 sene geçti. Gebe kalmadı. Bir evlat dahi veremedi İbrahim'e. Lakin haremi yönetme peşinde. Ben varken bunu başaracağını mı sanar bu gafil hatun? Hümasa gücünü hünkârımızdan alıyor. Hünkârımız bir dediğini iki etmiyor. Hümasa çok tehlikeli sultanım. İki dudağının arasındadır Osmanlı'nın kaderini değiştirecek cümleler. İdareyi elime geçirdiğim gün yapacağımı bilirim ben. Kendi ellerimle köle pazarına satacağım onu.
Valide Sultanım, Valide Sultanım. Sabah oldu, uyanın. Sabahı şerifleriniz hayır olsun. Bizim güneşimiz, ışığımız, cümle Osmanlı'nın annesi Kösem Sultanımız, rehberimiz, pusulamız. Kahvenizi hazır ettim. Dairenizi sedir ve levant ile tüsüledim. Misler gibi kokuyor. Valide Sultanım, sandal ağa hareme giriş yaptılar. Hacdan döndüler çok şükür. Huzurunuza kabul beklerler. Aa, öyle mi? Gelsin hemen. Sizi bir kere daha gördüm validem. Ölsem de gam yemem. Hoş geldin hacı ağa. Sağ salim gittin geldin. Vazifeni yeniden sana veriyorum. İlaveten haca gidip geldiğin için ismin haremde hacı ağa olarak geçecektir. Hak ettiğin itibarı göreceksin. Size müteşekkirim sultanım. Bir senedir başımıza ne işler açtın haberin yok tabi. Hünkâr oğlum Zafire'ye meftun oldu. Zafire'nin başkasından olma çocuğunu şehzade ilan etti. Zafire'yi de başa seki yaparım deyip duruyor. Nereden buldun şu hatunu, nereden? Validem, böyle olacağı aklımın ucundan dahi geçmedi. Ben Zafire ile konuşurum, uzak durur hünkârımızdan. Uzak dursa ne fayda hacı ağa? Hünkâr oğlum onu asla bırakmaz. Gever hanım, mis kokulu sultan kızım. Uyandın mı sen? Rabbim esirgesin seni. Sultanım, öğlenden sonra has bahçede iftariye yapılacaktır. İftariyeye bekleniyorsunuz. Hümaşah ve Zafire de orada olacak mı? Olacaklar sultanım. Valide sultanımız da orada olacaklar. Onları görmek istemiyorum artık Süleyman. Sabredin. Valide sultan olduğunuz gün hepsini dört bir yana göndereceksiniz. Ne isimleri ne cisimleri kalacak, yerle yeksan olacaklar. Hatunları göndermek kolay iş. Lakin bu sarayda öyle bir kadını var ki onu göndermemiz çok uzun sürecek. Kösem Sultan. Size hasret kaldım sultanım. Bir yıldır gizli saklı görüşmekteyiz. Daha ne kadar sürecek bu vaziyet? Bilmiyorum Yusuf. İftariye var bugün. Tüm saray iftariye telaşında. Ben de bu sayede fark edilmeden yanına gelebildim. Validem ağlara haber salmış. Beni burada gördükleri an söylerler yoksa. Sizi seviyorum sultanım. Hünkârımızın karşısına çıkıp size karşı hislerimin olduğunu ve dahi nikahlanmak istediğimi söyleyeceğim. Hayır Yusuf, şimdi değil. Lütfen şimdi değil. Zamanı gelince bizzat ben hünkârımız ile konuşacağım. Şimdi gitmem lazım. Thank you.
Ne iyi düşündün hünkâroğlu. Zira uzun zamandır bir araya gelememiştik. Evet validem. Eski günlerdeki gibi bir arada olalım istedim. Harem'inin iftariyeye katılmasına ne lüzum vardı? Kardeşlerim ve Turhan neyine yetmiyor? Öyle demeyin validem. Onlar benim kadınlarım, haremim. Sonra üzülürler. Allah'ım sen bana sabır ver. Geldi esirci Levent Artı. Ne işi var Zafire'nin burada? O hanedan mensubu değil. Kucağındaki bebeğin dahi kimden olduğu meçhul. Öyle demeyin validem. O benim baş esekim. Kucağındaki de şehzademdir. Zafirem, sen geldin ağzımın tadı yerine geldi. Güzel yüzlüm benim. Sen geldin, vallahi neşelendim. Hünkârım, Turhan Sultanımız bir şey demesinler sonra. Turhan ne diyebilir sana? Oğlum Osman'ımı ver. Hünkârım, sevmek için bir çocuk istersen, işte nur topu gibi bir şehzade. Sohbet ve muhabbet için kadın istersen, işte ben. Ne dersin sen Turhan? O da çocuk, bu da çocuk. İkisini ayrı tutmamı mı istiyorsun? Hayır, o senin çocuğun değil. Senin, şehzaden ve veliahtın burada. Bana etmediğin iltifatı ona ediyorsun. Sevgini bana ve evladına değil, ona gösteriyorsun. Karnında zinasıyla gelmiş esirci Levent Artı ile... Bu kahveyle ülf ve muhabbet sana yakışıyor mu? Padişaha öyle söylenir mi hiç? Seni cellada verse yeridir. Hünkârım, al oğlunda bir kere bağrına bas. Muhabbetine layık olan şehzade bu şehzadedir. Allah ömrünü uzun etsin. Lakin senden sonra Ali Osman'ın tahtının sahibi Mehmet'tir. Ne? Veliaht şehzade öyle mi? Muhabbeti Mehmet hak ediyor öyle mi? Al sana muhabbet, al sana şehzade, al! Ne yaptın sen? Hekimler, hekimler. Daha hekime götürmeliyiz Allah'ım sen esirge evladımı. Allah'ım sen esirge. Vallahi istemedim. Vallahi istemedim. İstemeden oldu. Bırakın beni. Bırakın beni. Validem gideyim. Bırakın. Ellerinizi ayağınızı öpeyim. Bırakın. Beynime kan sıçradı. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ne yaptım? Aman yarabbi, veliaht şehzademize, kendi evladına nasıl yaptın bunu? İbrahim'i çileden çıkarttı gene Turhan. Sonunda olacağı buydu. Validem de, Turhan da ne hale getirdiler hünkârımızı? Sen sus Atike, senin de yaptıklarını biliyorum zaten. Sus! Zafire, her şey senin yüzünden oldu. Ağlar alın götürün şunu oğluyla beraber zindana kapatın.
Allah'ım ne günlere kaldık. Hünkârım, bu ne hal? Ne oldu size? Anlatın da derman bulayım. İtfaiyede Zafire'yi ve Osman'la alakadar oluyordum. Turhan geldi. İleri geri laflar etti, hakaret etti Zafire'me ve Osman'ıma. Beni çıldırttı, kan beynime sıçradı. Gözüm hiçbir şey görmedi. Mehmet'imi tuttuğum gibi havaya fırlattım. Mermer havuza düştü. Aman hünkârım, ne yaptınız siz? Şehzademiz iyi midir? Bilmiyorum cinci. Hemen uzaklaştım oradan. Öldü belki de. Ne yaptın sen? Az kalsın evladını öldürüyordun. Ölmedi yani. O zaman değil mi validem? Ölmedi çok şükür. Lakin alnı yarıldı. Senin yüzünden geçirdiği bu kötü kazanın izini bir ömür alnında yara izi olarak taşıyacak. Validem, Turhan öyle söyleyince beynime kan sıçradı. Ne yaptığımı bilemedim. Hepsi o Zafire denen yılan yüzünden oldu. Başkasının altından çıkmış hatunu getirdin saraya, tepemize çıkardın. Artığını bize şehzade diye takdim ettin. Ne istiyorsun oğlum sen? Ne istiyorsun? Ölmek mi istiyorsun? Validem öyle demeyin. Zafire'me öyle demeyin. Yeter! Dayanamıyorum. Benim de kıvılcımlar yıldırımlar çarpıyor. Zafire'yi zindana kapattım. Akabinde sürgün ettim. Yarın gidiyor. Zafire defteri kapanacak. Hayır, hayır, hayır olmaz. Ölürüm ben Zafire ve Osman'ın olmadan. Yeniçerinin isyan etmesini mi istiyorsun? Bir aşırptığı için kendi şehzadene bunu yaptığını öğrenirlerse yerlerinde dururlar mı sanarsın? İsyan ederler. Tıpkı zamanında abin genç Osman'a yaptıkları gibi senin de canını alırlar. Alırlar mı canımı gerçekten? Alırlar. Oğlum, ben senin iyiliğin için uğraşıyorum. Korkma, ben seni korurum. Canımı süper ederim, gene de vermem seni kimsenin eline. Ben ne yaparım Zafire, siz ne yaparım? Neden bu cefayı bana çektirirsiniz? Padişahım, lakin sizin dediğiniz oluyor. Allah'ım, cellatın elinden kaç kere kurtuldum. Lakin bir türlü huzuru bulamadım. Oğlum Mehmet'im, seni koruyamadığım için beni affet. Bir baba evladını bunu nasıl yapar? Ben bilseydim böyle olacağını susardım. Konuşmazdım. Mehmet'im, canım şehzadem. Allah'ım sen melekleri oğluma yakın et. Korusunlar, şifa versinler oğluma. Validem, validem gördünüz mü, hiç acımadı oğluma. Gözünüzü kırpmadan öldürmek istedi. Turhan, güzel kızım yapma böyle. Dik dur. Senin iki evladın var. Gevderhan ve Mehmet için dik duracaksın. Validem, o hatun ne olacak? Burada mı kalacak? Hayır. Zafire denen o yılanı Mısır'a sürgün ettim. Yarın erkenden gidecek. Çok şükür. Lakin gitsene fayda. Olan oldu. Onun yüzünden oğlum bu hale düştü. O hatunu öldürsem yeridir. Mısır'da ölmekten beter edecekler onu. Sen merak etme kızım. İbrahim'im. Hünkârım, daha iyi oldunuz mu? Daha iyiyim. Lakin vicdanım rahat değildir. Hünkârım, istemeden yaptınız.
Kendiniz söylersiniz. Rabbim dahi istemeden yapılanları günah saymaz. Yeniçeri seneler evvel ağabeyim Sultan Osman'ı isyana kalkıştı. Onu at üzerine bindirip sokak sokak gezdirdiler. Taşladılar. Akabinde Yedikule zindanına götürüp katlettiler. Gençliğinin baharındaydı. Peki ya ben Yumaşah? Yeniçeri benim de canımı almak isterse ne olacak? Allah'ım esirgesin. Buna izin vermeyiz hünkârım. Siz padişahsınız. Size kimse el süremez. Hem valideniz başınızda. O sizi korur. O isyanı terkip eden validem Kösem Sultan'ın ta kendisi. Madem öyle, neden hala sürgün etmiyorsunuz Kösem Sultan'ı? Sizinle nikahlandığım gün size onu sürgün edin dedim. Lakin dinlemediniz beni. Onu sürgün edin ve her şey bitsin. Yarın Zafire ve Şehzadem Mısır'a sürgün ediliyor. Onlar gittikten sonra ben de validemi sürgün edeceğim. Madem sevdiklerimi elimden aldı, o da bu saraydan gidecek. Alçak kadın, istediğin oldu. Senin yüzünden hünkârımız kendi evladına zarar verdi. Mutlu musun? Benim yüzümden değil, senin yüzünden. Sen gelip ileri geri laflar etmeseydin, hünkârımızı kızdırmasaydın. Bunlar olmazdı. Kes sesini esirci Levent artı. Sen bir aşuftesin. Oğlum da babasız bir piç. Lakin yarın hak ettiğinizi buluyorsunuz ikiniz de. Valide Kösem Sultanımızın emriyle Mısır'a sürgün edildiniz. Buradan gidiyorsun. Canını kurtarıyorsun diye sevinme hatun. Bundan sonra kork. Başına neler gelecek tahmin bile edemezsin. Bana istediğini yap. Lakin oğluma zarar verme. O masum bir çocuk her şeyden habersiz. Af yok. Benim oğlum da masum bir çocuktu. Her şeyden habersizdi. Lakin senin yüzünden ölümden döndü. Bekle Zafire. Sadece bekle ve gör. Sultanım, ne olur yapmayın. Yapmayın. Acıyın bize, yapmayın. Hayırdır Melek'i, ne oluyor? Ağalar niçin geldiler? Validem, nasıl söylerim, ederim bilmiyorum. Ben size ölümüne sadığım, zinhar şüphe duymayın. Lakin hünkârımız bu emri bana verdiler. Ağalar sizi götürmek için geldiler. Ne? Ne götürmesi? Ne oluyor burada? Maksadınız nedir? Hünkârımız sizi Fülürya bahçesine sürgün etti sultanım. Ne? Ne? Fülürya bahçesi mi? İbrahim beni sürgün mü etti? İbrahim!
her şeyi mahvettin Zafire. Sensiz ne yaparım ben buralarda? Ömrümün son deminde huzur istemiştim. Huzur. Ağam, ben böyle olacağını nereden bilebilirdim? Beni aldın, kurtardın esir pazarından. Evladımı güvenle doğurmamı sağladın. Bana sıcak aş verdin. Beni şehzademin süt anası dahi yaptın. Lakin hünkârımız beni beğendi. Dünyanın hiçbir yerinde elime geçmeyecek bir fırsatı sundu bana. Oğlumu şehzade, beni de sultan ilan etti. Ah Zafire, ah! Bunları sana verdi de ne oldu? Valide sultanımız hünkârımızın verdiğini senden yere aldı. Seni Mısır'a sürgün etti. Bundan sonrası bilinmez umandır. Başına ne gelecek bilinmez. Git kızım. Zafire git. Kendini canını kurtar. Yoksa seni yaşatmazlar. Bak. Sana sandık altında koydum. Onlar sana bir ömür yeter. Kendine yeni bir hayat emi kızım. Sağ ol ağam. Yaptıklarının hakkını ödeyemem. Hakkını helal et Hacı Sandal ağam. Yaptığın iyilikleri asla unutmayacağım ölene kadar. Senin için dua edeceğim. Helal olsun Zafirim kızım. Helal olsun. Sen de hakkını helal et. Helal olsun Hacı ağam. Helal olsun. Hünkârımıza onu sevdiğimi söyleyesin. Minnetlerimi sunasın. Elveda ağam. Elveda. O hatun için Mısır'a gitmek kurtuluş olur. Zafire'nin bindiği gemi birazdan yola koyuluyor. Dediğimi yaptınız değil mi? Merak etmeyin. Akdeniz'de korsanlar cirit atmakta. Zafiri ve oğlunu kaçıracaklar. Bizzat kendilerine limandan geminin kalkacağını ben haber ettim. Lakin malumunuz üzere deniz seferi mevsimi henüz başlamadı. Korsanlar gemiyi gördükleri an baskı yaparlar. Zafire ve oğlu korsanlar için hazinede yerindeler. Zira korsanlar Zafire'yi Osmanlı Sultanı, Osmanlı da şehzade sanacaklar. İbrahim'in başı çok ağrıyacak. Bana ve oğluma yaptıklarını bir bir ödeyecek. Siyavuş Ağa da Yeniçeri Ocağı'na durumu haber edip olası isyanı ateşleyecektir sultanım. Yeniçeri Osman'ın şehzade olduğunu düşünüp saraya yürüyecekler. Turhan Sultanım, sizi yeni bildim. Sağ olsun Köprülü Paşam beni de sizin hizmetinize verdi. Zinhar şüphe duymayın. Size ve Veliaht Şehzademize yapılan bu hakaretin bedeli çok ağır ödetilecektir. Şimdi daha mühim bir meselemiz var. Hünkârımız benden ve Mehmet'ten nefret ediyor. Mehmet'i İbrahim'den korumalıyız. Elbette koruyacağız sultanım. Kimse şehzademize el süremez. Şehzademizi korumanın tek bir yolu var. Tahtı saltanat değişecek. Mehmet'in tahta çıkacak. Ve ben valide sultan olacağım. Sultan İbrahim'i tahttan indirmemiz kolay değildir. Kösem Sultan gücünü hünkârımızdan almakta. Hünkârımız tahttan indiği an Kösem Sultan'ın hükmü kalmaz. Zira tahta geçireceği başka evladı yok. Kösem Sultan amacınızı anladığı an sizin canınızı alır. Ben öyle bir yola giriyorum ki her şeyi göze aldım. Kösem Sultan ile karşı karşıya gelmeyi dahi. Benim kararım katidir. Zamanı geldiğinde İbrahim'i tahttan indirip yerine oğlum Mehmet'i geçireceğiz.